Sanat Güncesi programına hoş geldiniz. Bugünkü program yerimiz kentteki sanatın kalbinin attığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi. Bulunduğumuz yerde ise Evvel Zaman İçinde adlı tiyatro oyununun bizden önce provaları vardı. Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönettiği Evvel Zaman İçinde adlı tiyatro oyunu. Evet, bugünkü konuğumuz Seçil Mutlu Oğuz. Seçil Mutlu Oğuz, Kocaeli'nin, Türkiye'nin yakından tanıdığı tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, reklam oyuncusu. Evet, Seçil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, ilk sorum, şehir tiyatroları Kocaeli'deki geçmişiniz bundan 13 yıl önce, 2008 8. yılında başlıyor. Fakat ondan önce de sanatla alakalı önemli çalışmalarınız var. Tiyatro olsun, sinema olsun, reklam olsun, hatta modellik olsun. Bundan anlatır mısınız? Tabii, memnuniyetle. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunuyum. 2002 senesinde mezun oldum. Hemen o modellik kısmına bir parantez açayım. 99 yılında bir Türkiye Mankenlik Kraliçesi yarışması adı altında üniversite 2. sınıftayken bir yarışmaya katıldım ve hiç beklemediğim şekilde birinci oldum. Fakat bu benim hayatımda hiçbir şey değiştirmeden ben yine o çocukluğundan beri hayalini kurduğum, arzu ettiğim, zorluklarla elde ettiğim okuluma devam ettim. Asla profesyonel modellik, mankenlik yapmadım. İzmir'de ufak çaplı defilelerde yer aldım. Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra küçük bir bu modellikle ilgili bir Çin maceram oldu 23 yaşındayken. Çin'e gittim. Çin'de 6 ay yaşadım ama modellik yapmadım orada. İngilizce öğretmenliği yaptım. Sonra Türkiye'ye döndüm ve İstanbul'a yerleştik annemle beraber o dönem. 10 yıl boyunca İstanbul'da dediğiniz gibi çeşitli film, dizi ve reklam çalışmalarım oldu. Sonrasında da 2008'de de Kocaeli'ne geldim. Biraz işte tiyatro, sinema, diziler. Böyle akıl mesela dizi Türk halkının yakından bildiği hangileri var örneğin? Yani şöyle söyleyeyim Mevlüt Bey, ben öyle çok akılda kalan dizilerde oynama şansım olamadı maalesef. Çünkü oynadığım diziler ya böyle hemen yayından kalktı, reyting kaygıları bugün olduğu gibi o zaman da vardı. En yani benim de sevdiğim ve akılda kalan İnadım İnat diye bir diziydi. 27 bölüm oynamıştım ve orada bir Karadeniz işiydi. Bir Karadeniz kızını canlandırıyordum. O keyifliydi. İnadım İnat diyebilirim. Yalçın Menteş, Necati Bilgiç, Mehtap Ağar, Kemal Kuruçay, hatta son dönemde kaybettik. Çok üzgünüm bunun için de. Çok kıymetli oyuncuların olduğu bir diziydi. Buradan da hani bana verdikleri emekler için teşekkür etmek isterim. Mekanları cennet olsun. Bu şekilde inadım inat diyebilirim. Evet. Şimdi sizle ilgili araştırma yaparken tabii ki devrim arabaları çok ön sıralarda çıkıyor. Devrim arabaları çok önemli bir film Türk sineması açısından. Devrim arabalarıyla yollarınızın kesişmesi, oradaki rolünüz ve ondan sonraki izleyicilerin sizin veya filmi değerlendirmeleri üzerine neler söylemek istersiniz? Devrim Arabaları çok özel bir proje. 2008 senesinde çekildim. Tolga Örnek'ti yönetmenimiz ve çok kıymetli oyuncularla çalıştım ben orada. Vahide Perçin, Altan Gördüm, Taner Birsel, Selçuk Yöntem, Serhat Tutumluer, Halit Ergenç yani çok güzel bir kadroydu. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin Evet. nasıl yapıldığını, o süreci anlatan bir film ve gerçekten arşivlik bir film oldu. Çok keyifli bir çalışma süreciydi. Orada ben en genç mühendisin Evet. eşini canlandırıyordum. Hamile oynuyordum orada, hamileydim. Oynuyordum yani gerçekten değildim. Çok keyifliydi.
hayatımda güzel bir anı olarak kaldı. Sonrasında maalesef herhangi bir film çalışmam olamadı. 2008 tam benim Kocaeli Şehir Tiyatroları'na gelme yılım çünkü. Oraya geleceğim ama tabii Devrim Arabaları'nın şöyle Kocaeli için de aslında bir önemi vardı. Özden Örnek uzun yıllar burada görev almış bir komutandı. Sonra evet. Yani o dönemin Türkiye'sinde bir balyoz operasyonu sonunda zor zamanlar yaşadı. Tabii Tolga Örnek oğluydu. Evet. Ve o filmin çekiminin ardından da ilk tanıtımlardan biri Kocaeli'de olmuştu. Sayın Örnek burada bir basın toplantısı düzenlemişti. Önemli bir Kocaeli açısından da böyle bir parantez açmak istedim. Evet, yaşamınızın Kocaeli Şehir Tiyatroları ile kesişmesi. 2008... Ama ondan önce şunu sorayım. Tiyatroya başlamanız 99 yılı mı? 97. 97. 97 ama ilk defa 94 senesinde lise tiyatrosunda sahneye çıktım. Ben yani çok klasik ama 3 yaşından beri tiyatrocu olacağım gibi bir söylemle geliyormuş. Böyle bir rivayet var. Şimdi onun yüzden... bu hissiyat nasıl bir şey? Ya mesela 3 yaşında, 4 yaşında veya 10 yaşında, 12 yaşında. Yani tiyatrocu olmak, bu istek nasıl? Biraz anlatır mısınız? Şöyle, ben her şeyi olmak istiyordum. Sanırım her şeyi olabileceğim tek meslek buydu. Bir karikatür üzerinden, ya gerçekten 3 yaşındaymışım, annem anlatıyor bunu. Ben de hayal meyal hatırlıyorum. Karikatürdeki o işte çizgilere, orada insan figürlerine söz yazıp aynı onların hareketlerini yapıp böyle bir şey canlandırıyormuşum yarım yamalak konuşmamla. Ve sonra da hani taklitler, klasik, işte komiklikler vesaire. Fakat bu benim iyice içime işledi, işledi. Sülalemizde de yok tiyatrocu ama bilmiyorum bir yerden geliyor o his. Sonrasında ben okul hayatımı da ona göre şekillendirerek sadece yetenek sınavına girebileceğim şekilde bir planlama yaparak tamamladım. Lise tiyatrosu da bunu perçinledi. Çünkü ben Anadolu İletişim Meslek Lisesi mezunuyum aslında. Şu anda var mı hala okullar bilmiyorum. Okula sırf tiyatro grubu var diye girmiştim. Öyle söyleyeyim size, sınavla da alan bir okuldu. Ama Anadolu Lisesi olması hasebiyle çok güzel de İngilizce öğrendim. Onu sonra Çin'de kullandım. Mesela nerede neyin ne işe yarayacağı belli olmuyor. Böyle bir his. Yani tek amacım 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girebilmekti. Fakülteye kadar sahneye çıktınız sonuçta. Çıktım lise tiyatrosunda. Evet, çıktım. Nasıl bir duyguydu mesela ilk? Kaç yılında çıktınız? 94 senesinde çıktım. Çok heyecanlıydım. İlk oynadığım rol roman rolüydü. Ve benim hani tip olarak uygun olmadığım gerekçesiyle bana rolü vermemişlerdi. Fakat seçmelerin sonunda bir tek şiveyi ben yapabildiğim için rol bana kaldı filan. Onu da öyle zorlukla elde etmişti ve çok keyifliydi. Hiç unutamıyorum. Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Güngör Dilmen'in ilk oyunum oydu. Sonrasında okul yıllarında oyunlar vesaireler devam etti. Bugünlere geldik. Yani 94 dersek kaç sene oluyor? 6, 7, 27 yıl önce sahneye çıkmışım ilk defa. Az buz da bir zaman değil. Evet, şimdi Kocaeli Şehir Tiyatroları. Kocaeli Şehir Tiyatroları... Bir kere yani Kocaeli 2008'e kadar hayatınızda hiç yoktu. Hiç yoktu. Yani belki içinden bile çok nadir İstanbul gidiş gelişlerinde geçtiğiniz kesinlikle bir yerdi belki. Kesinlikle öyle. Sadece benim İzmir'e benim 9 Eylül sınavına hazırlayan Funda İlhan ve Veysel Sami Birkan hocalarımdı, beni okula hazırlayan. Onların burada olduğunu biliyordum ve çok iyi bir tiyatro olduğunu biliyordum. 97'de kurulduğunda Işıl Kasapoğlu, sonrasında Yücel Erten gibi çok kıymetli genel sanat yönetmenlerinin olduğu, Türkiye'de böyle bayağı adından söz ettiren rejilerin yapıldığı bir kurum olarak biliyordum. Fakat kesinlikle hani düşünmemiştim. Çünkü hani İstanbul'da bir şeyler yapmayı o dönem arzu etmiştim. Fakat 2008 senesinde Devrim Arabaları'nın çekiminden hemen sonra buradaki bir kadro sınavı açılacağını öğrendim ve bir arkadaşımla hazırlanarak, hatta alttaki oda tiyatrosunda orada işte jüri vardı ve biz onların karşısında parçalarımızı oynadık. Sonrasında kazandığımı öğrendim ve hem ilk etapta İstanbul da yaşamaya devam ederek buraya gidip gelme şeklinde 2013'e kadar o şekilde sürdürdüm 5 yıl. Bu şekilde Kocaeli girdi hayatıma. İyi ki de girdi.
Şimdi tabii şimdi şehir tiyatrolarında çok önemli oyunlarda rol aldınız. Örneğin Guguk Kuşu, Keşanlı Ali Destanı, İlerleme, Macbeth. Özellikle son Macbeth son yeni oyunlardan evet, birisiydi. Evet, 2019 çok, premier yaptı. Hani izleyicilerde çok etki bıraktınız. Ne güzel. Bu oyunlarla, özellikle son oyunlarla. Biraz bu sizin rol aldığınız, yalnız tek kişilik oyununuzun dışında bırakarak ona ayrı bir parantez tamam. Açacağız. Anlatır mısınız? Hangi, benim birkaç tane burada saydım, onu daha fazla vardı tabii, mutlaka. Tabii, benim kuruma ilk geldiğim zaman oynadığım oyun, hatta Aydın Sigalı, şu anki genel sanat yönetmenimiz yönetmişti oyunumuzu. Ay Işığında Şamata'da anlatıcı rolüydü. Onu hiç unutamam, o benim için çok özel bir roldü. Çok keyifle oynuyordum gerçekten. Ve her oyundan sonra 1,5 kilo falan zayıflıyordum. Öyle bir, hepimiz öyle, yani bu akrobasinin de işin içinde olduğu bir yorumdu. Haldun Taner'in Ay Işığında Şamata'sı. Sonrasında işte Guguk Kuşu resimli, Osmanlı Tarihi, 5. Frank, ilerleme, çocuk oyunlarım oldu çeşitli. Ayrılık Müziği. Ve en sonunda dediğiniz gibi Macbeth. Macbeth, Yunus Emre Bozdoğan rejisi, Guguk Kuşu da öyle. Çok kıymetli bir yönetmen ve yani onun sırf rejisinde olmak bile bir ayrıcalık bence. Ve Lady Macbeth rolünü oynamaya nail oldum. Yani çok keyiflidir bir özellikle kadın oyuncu için. Çünkü literatürde kadınlar için çok harika roller olmadığı için tiyatro literatüründe. O yüzden kadın oyuncular hep sıkıntı çekerler. O yüzden yani Lady Macbeth benim için de bir dönüm noktasıydı. Son derece minimal bir dekor ve kostüm anlayışıyla konmuş, sembolik anlatımla derinleştirilmiş bir reji. Keyifli dönüşler aldık ve çok mutlu olduk. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok az oynadık çünkü pandemi girdi araya. Macbeth için sabırsızlanıyorum tekrar. Bu sezon ne olacak mı? Olur diye tahmin ediyorum. Özellikle 2022 itibariyle başlar diye düşünüyorum. Peki böyle yani şu oyunda kendimi çok iyi hissettim. Bu çok iyiydi dediğiniz Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunlarından bahsediyorum. Yine Ay Işığında Şamata diyebilirim, ilerleme diyebilirim. Evet. İlerlemede çok küçük bir bölümde küçük bir rol canlandırıyordum ama hikaye çok etkili ve her birimizi içine çeken bir hikayeydi. O çok bende kalıcı izler bıraktı. Ayrılık Müziği keza iki kişilik bir oyundu. Ve bir tane kendi yazıp yönetip oynadığım bir oyunum var ki o en özeli. Evet, şimdi ben ilerlemeyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Mesela benim bazen şehir tiyatrolarında daha çok kişi izlemesi gerektiğini düşündüğüm böyle oyunlar vardır. Fakat olamamıştır. Nedenini bilmiyorum. Yani birkaç sezon sürmüştür diye başka oyunlar kadar belki daha çok kişiye ulaşmamıştır. Bunlardan birisi ilerleme ya da ben belki farklı düşünüyorum. Benim ilerlemenin daha çok kişi tarafından izlenmesi gerektiğini düşündüğüm oyunlardandı. Ne kadar sürdü bu oyun? Zannediyorum 2 sezon sürdü. İzleyici çok sevdi. Fakat ağır bir konu, hüzünlü, trajik bir hikaye olduğu için Bosna'yı anlatan. Çok nasıl diyeyim, hep de bir böyle bir insanlarımızda bir komedi beklentisi var ve hani o kadar zaten günlük hayatın stresi içinde bir de sahnede ağır bir şey izlediğimizde işte mezarlık üzülüyoruz falan. Mezar, ölüm, oğullarının kaybolan hani kemiklerini arayan bir aile. Yani bu kadar acıklı ve herkesi, ana baba olan herkesi, olmayan herkesi ağlatan, hüzünlendiren bir oyun oldu. Çok yani acıklı bir hikaye, biliyorsunuz Bosna zaten acı dolu bir ama memleket. Ama bu tabii ilerlemenin koyuluş şekli çok böyle ağır bir Bilge Emin yönetmişti onu da. Çok hakim konuya, kendisi de orada yaşamış, kökeni oralı. Keyifli bir rejiydi. Çok keyifle çalıştık ama dediğim gibi bazı oyunlar yani çok öyle beğeniliyor. Evet. De.
Çünkü repertuarda hani yeni şeyler bekleniyor bizden ve yenileri yerine gelince bir şekilde onlar daha az oynamaya ya da repertuardan kalkmaya bir şekilde yüz tutuyorlar. Şimdi şehir tiyatroları dışında işte tiyatro başlığı altında neler yaptınız? Yine o oyuna gelmeden. O oyuna gelmeden ben yani... Yer aldınız mı şehir tiyatroları dışında? Şehir tiyatroları dışında çok isterim. Mesela İstanbul'da çok güzel topluluklar var. Ama öyle bir şansım olamadı. Çünkü burada hep bir yoğun bir program içindeydim ben. Pek çok oyunum oluyordu bir sezon içinde. Sadece şehir tiyatrolarına gelene kadar Ayıp Ettik isimli bir komedi oyununda oynamıştım. Onun dışında da burası dışında iki tane yazdım çocuk oyunu. Bazı topluluklarca sahnelendi. Yani şehir tiyatrolarında oyunculuğum, tiyatro oyunculuğu diye ayıracak olursam, hani tiyatro hayatım 13 senedir burada şekilleniyor, gelişiyor, dönüşüyor diyebilirim. Şimdi oyunculuğunuzun dışında sizi tanımlayan, hatta bazı programlarınızı izlerken işte kimlerinde oyuncu yazıyor, işte oyuncu, yazar, yönetmen, oyuncu, yönetmen ama bu yazar ve yönetmen ifadesi de siz tanımlamalara eklenmiş titriler. Yani yazarlık ve yönetmenlik geçmişinizi de anlatır mısınız? Anlatırım tabii ama şimdi şöyle, yani yazarlık, yönetmenlik gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü şöyle, bunu anlatmam için Kurdele ya da Artı Sonsuz'a artık girebiliriz evet, herhalde. Bundan çünkü... sonraki sorum, o zaman soruyu birleştirerek sorayım. Kurdele ya da Artı Sonsuz işte sadece teması değil... Aynı zamanda bir sahnelenme tekniğinden bahsediliyor. Tabii ki tiyatro teknik anlamda bilenlerin anlayacağı bir iş. Hem temasını hem sahnelenme tekniğini sunarak sorunun devamı olarak. Tabii. Hepsini birleştirerek evet. anlatmaya çalışayım. Şimdi o dönem 2012 senesiydi. Veysel Sami Berikan'ın genel sanat yönetmenliği dönemiydi. Veysel abi zaten İzmir'den hocam demiştim az evvelde. Benden bir proje yapmamı istedi. Tek kişilik bir şey yapmamı istedi. Küçük tatbikat sahnesi, daha da küçük bir sahnemiz var aşağıda orası için. 5 dakika biliyor, bir mektup yaz ama bir şey yap, bu senin, hiç unutmuyorum, kariyerin için çok önemli demişti. Ben de yani hayatımda kompozisyon bile yazmamışım. Kompozisyon ödevlerimi bile ablama yaptıracak kadar hani bu işten ablam edebiyatçı, halam edebiyatçı. Yani sözel tarafı kuvvetli bir aileyiz ama sıkılırdım. Mektup bile yazmadım hayatımda, öyle söyleyeyim. Tekst arayışına giriştim. Tek kişilik kadın oyunu, tek kişi olmam gerekiyor çünkü. Fakat gerçekten... tek kişi olarak anlatmak isteyebileceğim ya, pek çok kıymetli tekst var ama bir şey bulamadım o dönem. Veysel abiye bunu söylediğimde dedi ki o zaman sen yaz. Nasıl yani dedim. Sen yazabilirsin Seçil. Hatta dedi konun dedi kadına şiddet ve dedi 1 Kasım'da masamda istiyorum dedi. Hangi aydı peki? Eylül'dü. Evet. 2 ayım var ve ben... hemen başladım araştırmaya, kadın dernekleri, işte okumalar, bir sürü izlemeler, kaynak araştırmaları vesaire ve kafamda yazacağım konuyu birleştirerek bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Fakat yazacağım hikaye böyle bir monolog şeklinde gitmiyor. Hikayede 4 kişi var. Ben iki ayrı kadın hayatını evet. canlandırıyorum. İki ayrı da erkek var ve yan karakterler girip çıkıyor. Şimdi tek kişi olmam lazım olunca sahnede ben o yan karakterleri, işte teknik burada, sahneleme tekniği evet. burada devreye giriyor. Ses kaydı olarak verdim sahneye. Yani ben sahnede tek başımayım. 4 tane küp var. Başka hiçbir dekor parçası yok. Hiçbir aksesuar yok. Olmayan nesnelerle, olmayan kişilere karşı oynuyorum. Biraz... değişik, yani nasıl diyeyim, çok akıl kârı bir iş gibi durmuyor bu böyle bakınca. Fakat 2,5 ay prova yaptık. İzleyen seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Seslere karşı oynuyorum ve o diğer oyuncu arkadaşlarımla, Çağrı Mengüç ve Utku Oğuz, onlarla biz 1,5 ay prova yaptık. Sahnede bütün mizansenleri, hareketleri. Onlar yani direkt girip stüdyoya seslendirme yapmadılar. Onlar oynadılar ve biz sonucunda onların oynadığından yani. Kendi edindikleri izlenimlerle stüdyoya girip seslendirmesini yaptılar. Dediğim gibi son derece minimal bir dekor bu şekilde hazırlandı.
Çok güzel bir prova süreci oldu. Hiçbir şey yok. Sahnede olmayan nesne. Yani ya vezir olacaktım ya rezil olacaktım. Çok şükür ki birincisi Bununla ilgili bazı oldu metinler diyebilirim. falan da yazılmış. Yani oyunla alakalı değerlendirmeler. Evet, eleştiri uzun uzun yazıları oldu. Eleştiri. Bu da herhalde böyle tiyatrocuların da iddialar koyması gerekiyor herhalde. Tabii yani sahneleme tekniği hani benim bildiğim kadarıyla ses kullanılır ama hani bu şekilde tamamen seslere karşı hani karakter şizofreni olmadığı sürece böyle bir stil yoktu. Fakat yani şöyle söyleyeyim, repertuarın en uzun süre repertuarda kalan oyunlardan biri oldu ve bize ödül getirdi. Hangi, İki neydi tane. Ödül? Nasıl? Hangi ödül? Yeni Tiyatro Dergisi'nin Emek ve Başarı Ödülleri'nden Türkçe'ye katkı ödülü ve direktör arası yazarlık ödülü. İlk deneyimimde böyle onurlandırılmak beni çok motive etti tabii ki. Kurdele benim için yani hayatımda iyi ki yaptığım dediğim üç şeyden biri oldu. O yüzden buradan Veysel abiye tekrar beni o şekilde ittirdiği için Peki, çok teşekkür bu etmek yönde isterim. Başka çalışmalar var mı Var. kafanızda? Bir tane de 2014 senesinde Göl adında bir oyun yazdım. Göl'ü de burada yine sahneledim ama bu sefer oynamadım. Dört tane çok kıymetli oyuncu arkadaşımla çalıştık. Göl'de bir çiftin bir görevine yerleşmesi ve orada başlarına gelen gerilim hikayeler. gibi. Gerilim, psikolojik gerilim türünde, o da yani İzmit için yeni bir tür diyebilirim. Bir de ben şöyle bir teknik, yani nasıl söyleyeyim, yazdığım şeylerin edebi değeri olduğu konusunda hiçbir iddiam yok. Çünkü benim yazdığım oyunlar ancak sahnelendiğinde birilerine ulaşabilen metinler. Ben sadece tiyatronun olanaklarını, seyircinin durumunu bildiğim için yazma cesareti gösterebildim. Yani bir şeyi yazarken şöyle düşünmedim. Sadece yazar gibi düşünemedim. Bu nasıl konur sahne? Aman ben yazıyorum, yönetmen düşünsün diyemezdim. Çünkü hani komplike bir bakmak zorundaydım. O yüzden hani sahnelenebilir hale getirmek önemliydi. Sinematografik ögeleri kullanmayı çok seviyorum. Yani sinemada çok kolay yapabileceğiniz flashback gibi işte ne bileyim birden görünüp kaybolma gibi şeyleri tiyatro sahnesinde nasıl yaparımın peşindeyim. Kurdele mesela tam olarak böyle bir oyun. Göl'de de bu tip efektler vardı. Bu çok zor ve beni çok zorluyor. Bu da hoşuma gidiyor. Onun dışında bir Shakespeare kolajı hazırladım. Tamamen bütün işte Bülent Bozkurt, Özdemir Nutku benim hocam, Can Yücel, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Buryan çevirilerinden derleyip yaptığım bir Shakespeare kolajı oldu. O da Sakarya Üniversitesi öğrencileri tarafından oynandı. Onun dışında bir tane sahnelenmedik oyunum var şu anda. Bilmiyorum, umarım o da günün birinde sahnelenir. O yüzden ona oyun diyemiyorum şu anda, öyle bir metin diyebilirim sadece. Çok konuştum. Kurdele ile ilgili ufak tabii, bir şey tabii, eklemek tabii. isterim. Kurdele bir kadına şiddet oyunu fakat Kurdele hiçbir şekilde erkeği kötü gösteren, tükaka gösteren tabiri caizse bir oyun değil. Ben evrensel bir bakış açısıyla yazmaya çalıştım ve orada erkek izleyicilerin de beğenisini kazanması bu sebepten. Orada da tam olarak birey olmadan erkek olma sorumluluğunu taşımak zorunda kalıp onun altında baskıyla ezilmiş olan erkeğin reaksiyonlarını aktarmaya çalıştım. Fakat kadına şiddet durumu apayrı. Maalesef güncelliğini asla yitirmeyen, o dönemde de günceldi, bugün de güncel. Yani kadının hem cinsinden gördüğü şiddeten, iş yerinde gördüğü şiddet, hem psikolojik hem fiziksel eş olarak seçtiği kişiden gördüğü şiddete kadar uzanan bir yelpaze. Umarım son bulsun diyorum. Elimden gelen böyle bir oyun yapabilmekti sadece. Umarım son olsun, artık bitsin diyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Belki de sizin mesela bu oyunun çok geniş kitlelere ulaşması belki de siz bu anlamda tiyatro alanında tatmin eden işlerden birisi çok herhalde. Kaç kişi izlemiştir? Ay çok izlemiştir. Mehmet abi bilir onu. Biz çok salonlarda oynadık. Burada mesela büyük salonda oynadım. O da tiyatrosu tatbikatta başladı. Pek çok böyle 1000 kişilik salonlarda oynadık. Kassel'e gittik. Almanya'da turne yaptık. Hem Alman vatandaşları hem Türk vatandaşları oynadık üst yazıyla.
Bayağı kişi izlemiştir. Rakam veremeyeceğim ama şöyle de bir şey var. Mesela 6. izleyişleri, 7. izleyişleri falan evet. olan Şey seyirciler izlediniz oluyordu. Mi? Yıldız Kenter'in bir kadın temalı bir oyunu vardı. Ben Anadolu mu? Ben Anadolu galiba. Zannediyorum. Yani evet, ben evet. onu mesela sizin oyununuzu da izledim. Onu da izlerken o da 1,5-2 saatlik Öf, bir oyundu. Ya Yıldız Kenter. Yani çok bu kadar çok zor. Çok Yani orada zor. insan otururken bile böyle yoruluyor. Ben de tam bu salondaydım izlerken. Kurdele'yi burada büyük sahnede mi? Yok yok. Ha, Ben Anadolu'yu izledim. Evet evet burada izlemiştim. Kurdele'yi de izlediniz. Evet evet evet. Yani çok insana otururken bile yoran bir çalışmalar. Evet kısa bir ara veriyoruz. Sanat Güncesi programında kitap gezisi bölümündeyiz. Size ilk tanıtacağım kitap Yose Saramaga'nın Körlük adlı eseri. Körlük kitabı özellikle geçtiğimiz yılın Mart ayıyla beraber başlayan pandemide çok defa anlatılan, okuyanların aklına gelen bir kitap. Çünkü bu distopik eserde bir sabah uyanıyor ve herkes kör oluyor. Bu pandemi döneminde bu kitabın akıllara gelmesinin bir sebebi tabii ki sokaklara çıkamamamız, evlere kapanmamız. Tıpkı bu kitaptaki gibi böyle bir distopik bir dönemi yaşamamız. Evet, kitap gezisinde bu kitapla ilgili yazan ifadeleri sizle paylaşmak istiyorum. Bir adam araba kullandığı esnada kırmızı ışığın yanmasını beklerken birdenbire kör olur. Sonrasında başvurduğu göz doktoru, doktora rutin tedavi için gelen hastalar, kör olanları evine götüren taksici, bu körlük görmeyen gözlerin değdiği herkese dalga dalga yayılmaya başlar. Bu salgından kurtulan tek kişi göz doktorunun karısı olur. Romanda yer yer onun gözünden, yer yer yazarın gözünden okuruz görmeyen bazı insanların yok ettikleri insani değerleri. Cinayetler, tecavüzler, yaralamalar, zorbalıklar. İnsanlar görmeyen gözleriyle her türlü olaya şahit olurlar. İnsanların hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarını gidermek adına nasıl birer zorbaya dönüştüklerini görürüz bu romanda. Ve tabii ki körlük bu romanın en büyük metaforudur. Her gün gören gözlerle insanların ruhlarının nasıl köreldiğini anlatır bize yazar. Evet, Körlük kitabını herkesin okumasını öneriyorum. Diğer bir kitap, kitap listesinde yer almayan bir kitap. Benim son, tabii ki gazeteci olduğumdan dolayı biraz ülkede çıkan politika, dış politika, ekonomiyle alakalı kitapları da okumaya çalışıyorum. Bu kitap Büyük Türkiye Yolunda, İsmail Özdemir'e ait kitap, dış politikayla alakalı güncel değerlendirmeleri yapıyor. Bu güncel değerlendirmeler, örneğin koronanın dış politikaya etkisi, Suriye, Libya, Kuzey Irak, bu başlıklarda yazarın uzun uzun değerlendirmeleri var ve ağırlıklı olarak da bugünkü mevcut siyasal yapının bu politikaları nasıl gerçekleştirdiğini yönettiğiyle alakalı bir süreç. Evet, size bu bölümde tanıtacağım kitaplar bunlar. Kitap gezisi bölümünü noktalıyoruz. Kocaeli Şehir Tiyatroları çok iyi oyuncular çıkartan bir yer. Benim de böyle her izlediğim oyundan sonra birçoğunun tanımadığım kişilere bakıyorum. Çok iyi diyorum. Yani
hem başroller hem arkadaki, örneğin Vişne Bahçesi'nde mesela bir gitar çalan bir arkadaş vardı. Emre. Yani Emre Işık. Adını falan bilmiyorum ama müthişti. İşte bazen bizim gibi dışarıdan izleyenler onları görüntüleriyle, yaptıklarıyla tabii akıllarında kalıyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran dokusu nedir şehir tiyatrolarının? Şöyle, Kocaeli Şehir Tiyatroları bu kentin çok değerli bir kurumu. 97 senesinden beri hizmet veren ve 2023'te 25. yılımızı kutlayacağız. Çok güzel bir altyapıyla donatılmış, çok kıymetli oyuncuları yer aldığı bir kurum. Evet. Şöyle, bizler Kocaeli seyircisine bugüne kadar izledikleri muhteşem rejilerin, muhteşem oyunların, oyunculukların altında bir şey sunmak istemiyoruz. Böyle bir kaliteye alıştırdıktan sonra onları ve üzerimizdeki bu sorumluluğun farkındayız. Gerçekten dediğiniz gibi çok yetenekli, son derece özverili, hala amatör ruhla profesyonelce iş yapan bir topluluğuz. Hatta buraya her gelen yönetmen diğer kurumlarla kıyas şansları olabildiği için şöyle derler bize: siz nasıl oyuncularsınız, inanamıyorum, siz nasıl bir ekipsiniz, hemen ezber yaptınız, nasıl yani, oyun çıktı bile harikasınız der ve bu şekilde bizi taltif ederler. Bu çok kıymetlidir. Burada önemli olan şey, hani yetenekten ziyade disiplin, çalışkanlık ve tiyatro ahlakı devreye giriyor. Ahlak konusunda gerçekten kesin bir kurumuzdur. Şöyle söyleyeyim. Ahlak, bir oyuncunun hani okul yıllarında edinemediyse, tiyatro ahlakı dediğimiz şey, okul yıllarında edinemediyse ya da alaylı ise, geçtiği tedrisatta her kimin yanında öğrendiyse mesleği, Ferhan Şensoy, Genco Erkal vesaire, bu kıymetli insanların yanından geçerken o ahlakı edinemediyse, o sonradan olabilecek bir şey değil. O yüzden bu bizim kırmızı çizgimizdir ve bunun ben çok şey kattığına inanıyorum. Çünkü nazarımda ne kadar yetenekli olursa olsun bir oyuncu, eğer tiyatro ahlakına sahip değilse eksiklidir naçizane. O yüzden bu kurumumuzda bu ahlak, sevgi, saygı, işine özen, fedakarlık, özveri, disiplin en önemli şeylerden biridir benim için de. Son derece üst seviyededir. Gelen yönetmenlerin geri bildirimlerinden de anladığımız üzere. O yüzden bence hani kaliteyi ortaya koyan naçizane, eğer öyle görüyorsa izleyicimiz, ne mutlu. Biz de bu sorumluluğun farkında olarak devam edeceğiz. Tabii ki aynı zamanda burada oyuncular bir eğitim süreci de yaşıyorlar. Tabii. Yani saydığınız az önce hocalar vardı veya sizin gibi başkaları gibi tecrübeli oyunculardan buraya her katılan bir eğitim süreci yaşıyor. Belki bitmiyor. Belki de o eğitim sürecindeki nitelik, samimiyet, bunlar bunda etkili oluyor. Kesinlikle. Şimdi sizin beğendiğiniz oyuncular kimler? Hem Türkiye çapında hem Kocaeli'de. Valla Kocaeli'de ben isim vermeyeyim çünkü arkadaşlarımın evet, hatırı kırılır. Birini unuturum, öbürünün hatırı kırılır. O yüzden dediğim gibi son derece yetenekli. Burada bir maden var. Keşke hani oyunlarımız İstanbul'da da daha fazla insanın beynisine sunabilsek. Macbeth'te başrol oynadığınız bir beyefendi vardı. Tekin. Soyadı neydi? Tekin Ezgü Tekin. Macbeth'i yani oynuyor. Sonra şeyde izledim galiba ben. Vişne Bahçesi'nde miydi ya da? Vişne değil. Radyo Yuma Ayında izlediniz. Özür dilerim. Orada da gerçekten yani bu kadar olmaz dedik yani. Çok iyiydi. Kesinlikle. Tabii ki benim arkadaşım olmadığı için isim kullanabilirim. Tekin Ezgü Tekin, Levent Muratoğlu, Utku Oğuz, Çağrı Mengüç, daha dedim yani hepsini saymam lazım. Evet. Çok kıymetli oyuncuların olduğu bir kurumdayım. Bu da mutluluk veriyor. Türkiye'de evet. Vallahi ben yani son 10 yıldır filan Zerrin Tekin Dora gerçekten hayranlık derecesinde aşığım diyeyim. Çok beğeniyorum. Kendisini tiyatro sahnesinde de izleme şansım oldu. Onun dışında da
Yani çok var aslında ama şimdi böyle sorunca bir tıkandım. Yani Demet Evgar mesela, Öykü Karayel, Fatih Artman Bu gençlerden diyor. kulüpte oynayan Kulübü henüz izleyemedim, bir şey vardı. Benim de bu izleyeceğim. noktalarda hafızam biraz eşim oluşturur. O yüzden Serkan olmayınca böyle tıkanıyorum hep. Bir yok kadın oyuncu. Kadın. Gökçe Bahadır mı? Evet. Evet. Evet, o da belki saydınız sanki çapta oyuncularda az önce saydınız, ifade ettiniz. Tabii olabilir. Onun dışında bu saydığım jenerasyondan sonrasını ben takip edemedim. Bu da benim ayıbım olsun. Çok bilemiyorum ama yani harıl harıl alttan gençler yetişiyor. Çok kıymetli bir şey, oyuncu olmak istemeleri. Ve tiyatro yapsınlar ki yaşasın tiyatro. Sadece diziler değil, tiyatro da yapsınlar derim. Şimdi bize her yıl Türkiye'de en çok tiyatro izleyen kentlerin sıralaması gelir ve Kocaeli hep Evet. özellikle son yıllarda ilk sıralardadır. Dahası birinci sıradadır. Kocaeli tiyatro açısından nasıl bir kent? Hem buradaki doku hem izleyici noktasında. Bizim kemikleşmiş, dediğim gibi 97'den beri bir izleyicimiz var ve kesinlikle yani öyle iğreciler seyrettiler ki son derece böyle kalıplaşmış bir tiyatro kültürü oluştu burada Işıl Kasapoğlu'nun kurduğu dönemden itibaren. Dolayısıyla belli bir nasıl diyeyim, gerçekten titreriz sahneye çıktığımız zaman. Yani iyi izleyicidir. Çocuk tiyatrosu nasıl gidiyor Kocaeli şehir Çocuk tiyatrolarında? tiyatrosu da kesinlikle çok önemsediğimiz bir konu. Çünkü mesela ben bu kuruma geldiğimde 4 yaşında olan çocuk bugün 17 yaşında ve çocuk tiyatrolarına gele gele şimdi artık o bizim genç izleyicimiz Evet. oldu. Yani çocuk tiyatrosunu da Her o sene yüzden oluyor değil mi? İki tane falan. tabii ki 2, 3 devam eden oyunlarımız oluyor ve yani yaş gruplarına göre de ayırt edebileceğimiz oyunlarımız oluyor. Daha küçükler, biraz daha büyükler, okuma yazma bilenler gibi. Dolayısıyla biz aslında kendi seyircimizi de yetiştiriyoruz. Ve onlar da yarının yetişkin ve hala yani şöyle bir güzelliği var. Hem gençler, hem ergenlik çağındakiler, hem 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, 70-80'li yaşlara kadar bizim izleyici kitlemiz var. Bu yüzden de belki Kocaeli Türkiye'nin en çok tiyatroya giden kenti oluyor. O anlamda da yani tiyatromuzun çok önemli bir noktada olduğu kanısındayım Yani Kocaeli çocuk için. tiyatrolarında çok özeniliyor Kocaeli şehir tiyatrolarında. Yani bu her yerde böyle midir? Genelde çocuk tiyatrosu denildiğinde yani işte çocuklar gülsün, eğlensin değil. Burada çok ciddi konular, çok ciddi dekorlar Evet. var. Mesela Evvel Zaman içinde çocuk oyunu mu? Çocuk Bu. oyunu fakat bir tık daha 13, 14 falan yani 12. olabilir 12, 13, 9, 10, 12, 13 bir tık daha çocuktan büyüğe doğru bir oyun. Çocuklar için yaramaz notalarımız var şimdi. Eskiden işte pek çok Mavi Yelkenli Yusufçuk gibi oyunlarımız vardı. Çocuk oyunları dediğim gibi çok önemsiyoruz. Bence bütün Türkiye'de de böyle. Bütün kurumlar için konuşabilirim. Çünkü dediğim gibi geleceğin seyircisini yetiştiriyoruz. O yüzden çok sorumluluk gerektiren bir alan. Biz de bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi sizin şimdi tiyatronun dışında bir mola vereceğiz. Başka bir yaşamınız. Siz Seçil Mutlu'ydunuz ve bu kentte evlenip Seçil Mutlu Oğuz oldunuz. Evet. Ve evlilikten sonra ve çocuğunuz oldu. Bu kentin artık belki yaşamınız bundan sonra da hep bu kentte devam edecek. Bu kentin bir parçası oldunuz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Kocaeli artık sizin için daha mı anlamlı ve önemli? Tabii ki artık mesela yolda birileriyle karşılaşmaya başladım. Benim için bir kentte olmanın en önemli şey İzmir'deyken mesela 5 dakikada bir tanıdık görürdüm. Ama burada yıllarca öyle bir şey olmadı. Şimdi artık çarşıya falan indiğimde tanıdıklarım olmaya başladı. Demek ki artık bu benim buralı olduğumu gösteriyor. Kesinlikle. Çocuğum İzmit doğumlu bir kere ve artık hayatım, işim burada, eşim burada. Kocaeli'liyim diyebilirim artık. Seviyor musunuz Kocaeli'yi? Seviyorum.
seviyorum. Sadece denizin biraz daha ön plana, yani Körfez'in biraz daha ön plana çıkmış olmasını istiyorum. Yani kentte deniz var, su var ama deniz yok. Yani o deniz havası yok kentte. Deniz olan yer. Çanakkale'liyim. İzmir'de büyüdüm. Bütün okulları İzmir'de okudum. İstanbul'da yaşadım. O denizin o rahatlığı, o tatlılığı böyle biraz daha gergin bir kent olduğu için, iş kenti olmasından ötürü o deniz havasını biraz daha böyle insanların yüzünü güldürmesini istiyorum. Nasıl olabilir bilmiyorum ama o deniz etkisini yaşamak istiyorum. Evet, evet. Denizden biraz kopuk yaşayan bir kentiz. Evet. Bu da Kocaeli'nin eksikliği. Şimdi oyunculuk, yazarlık, yönetmenlik hedefleriniz biraz orta vadeli nelerdir? Şimdi sabah oğlumla konuşurken dedim ki bir röportaj yapacağım. Oğlum 5 yaşında Batu. İzleyecek bu programı. Bana projelerimi soracaklar filan dedim. Anne, benim tek bir projem var, o da Batu. Der misin dedi. Benim tek bir projem var, o da Batu. Bunu oğlum için söylemek istedim. Şöyle, şu an yazarlık için gerçekten Batu büyümeden herhangi bir şey yapamıyorum şu an. Birazcık daha büyümesine ihtiyacım var. Çünkü yazarlık benim için bayağı böyle 6 ay falan kapanıp ben okumadan yazamam ve bir konuya odaklanmam lazım. Şu an beynimin o yaratıcılık kısmını, o yazarlık yaratıcılığı kısmı plato döneminde. Yani oraya bir kıvılcım, böyle beni heyecanlandıracak bir şey düşmesi gerekiyor ama bir kıvılcıma bakar dediğim gibi. O zaman şeye yetişemiyorum. Hani düşünce hızıma yetişemez hale geliyorum. Sabah bir oturuyorum 8'de, akşam bakıyorum 9 olmuş, ne su içmişim, ne çay içmişim, yemek yemişim, hiçbir şey yok. Ya, tam bir meditasyon hali benim için. Hele de keyifli bir şey ise gece onlarla yatıyorum, sabah onlarla kalkıyorum filan. Yazarlık için bir süreye daha ihtiyacım var. Bu şekilde hani tam manasıyla kapanabilmem için Batu'nun biraz daha büyümesi lazım oğlumun. Oyunculuktaki hedefim şöyle diyebilirim. Oyunculukta böyle hep beni zorlayacak karakterler oynamak istiyorum. Hep böyle bir sıkıntısı olan, bir rahatsızlığı olan, mental de olabilir, ruhsal da olabilir. Bir şeyi eksikli karakterler oynamak istiyorum. Beni zorlasın istiyorum. Yönetmenlik de çok keyif aldığım iki deneyim yaşadım bu kurumda. Şöyle, benim amacım hani bunları ayırmak değil, üçünü bir potada eritebileceğimi bir tiyatro, yani tam teşekküllü bir tiyatro insanı olarak hayatımı devam ettirmek ve bu şekilde anılmak isterim bir gün yaşlandığım zaman. O benim için çok büyük bir onur olur. Her alanında, yani dekorundan ışığına, her alanda faaliyet gösterebilen, fikir sahibi olabilen bir tiyatro insanı olmak isterim. Bazen ben hani tiyatro ile ilgili yazılar yazdığımda hani bazı okuyucular biraz şaşırıyorlar, yani çok bu kadar yoğun bir süreç yaşandığına, işte bir ışıkçının bile gecesini gündüzüne kattığını, dekorcunun, bütün herkesin. O süreci bir anlatır mısınız? Bir oyun metninin burada izleyiciyle buluşma anında nasıl bir süreç geçiyor? Ve daha önemlisi kimlerin payı oluyor bu oyunda? Şöyle, önce bir yaratıcı kadro dediğimiz oyunun işte dekor tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, ışık tasarımcısı, yazar eğer ulaşılabiliyorsa ya da yönetmeni, dramaturgu bir araya gelirler. Ve önce bütün işte maketler yapılır, dekor maketleri yapılır, ışıklar kararlaştırılır, kostümler çizilir. Dramaturg kendi çalışmasını yapar. Önce onlar bir masa başı çalışması yaparlar. Ondan sonra oyuncular gelirler. Öncesinde eğer dans varsa oyunda bir koreograf gelir oyuncuları, ya da bir dövüş sanatı varsa öncesinde o çalıştırır bir ay, ya da müzik varsa önce müzikler, şarkılar çalışılır. Ondan sonra oyuncular gelir, yaklaşık bir iki hafta bir okuma provası, yani masa başı çalışması dediğimiz, altlarını çize çize, atacağımız yerleri belirleye belirleye gideriz. Herkes rolünü, artık kast belirlenmiş olur. Bu aşamadan sonra da artık ayaklanma dediğimiz bizim o aşamaya geliriz ve burada artık ezber ister yönetmenlerimiz ve biz artık yavaş yavaş elimizden tekstleri atıp konuşmaya başlarız.
Sonrasında mizansen belli olur. Yavaş yavaş küçük dekor parçaları gelir. Bu 1,5-2 aylık bir süreyi kapsıyor. Küçük dekor parçalarına alışırız. İşte müzik girer. Işıklara ufak ufak bakılır. Sonra kostümler ufak ufak denenir. Terzaneye çıkarız, ineriz. Bu böyle hepsi böyle, hele son haftalarda ışık provalarımız olur. Bazen o sabahlara kadar sürebilir. Aksilikler olur, evet, gerginlikler olur ama sonunda böyle hepsi güzel bir şekilde artık o premier günü hepimiz en yorgun, en uykusuz halimizde bile o adrenalinle en iyi performansımızı gösteririz. Premierden hemen sonra da grip olacaklar, hemen grip olurlar. Çünkü vücut o ana kadar, evet, kendini tutmuş ve ondan sonra o premier rahatlığıyla. Ve gerçekten o 1,5 ay, 2 aylık sürede mesela ben anneme derim ki, annem İzmir'de yaşıyor. Anne derim, beni unut ya, ben telefona bakamam. Başka bir şeyle ilgilenemem. Çünkü öyle oluyor. Burada prova bitti, eve geldim, başka bir hayat olamıyor. Evde de yemek yaparken, çamaşır atarken, o sırada o rol kafada, o şey, o gün olanlar. Ya o yüzden o 1,5-2 aylık o kompakt zaman çok kıymetli bizim için. Çok odaklanmamız gereken ve çok zor bir süreç. Evet, evet. Az önce ben ışıkçının öneminden bahsederken bile ifadesi kullandım. Işıkçı bile, orada bir yanlış anlama olmasın. Yani ışıkçının öneminden bahsederken, çünkü ben de öncesinde sonrasında izlediğim yanları vardı ve gerçekten emek çok büyük. Çok. Yani sadece, çünkü biz bir premierden sonra sahneye davet edilenleri görüyoruz. Bir sürü kişi. Tabii. Ve onların hepsinin belki sizle aynı duyguyu, tabii ki, yaşıyorlar. Gerçekten son hali nasıldır mesela? Ben tiyatro, yani belki de son oyunların büyük bir bölümünü premierde izlemişimdir. Sonra bir 4-5 oyun sonra da izlemişimdir. Ama mesela premier en önemlisidir aslında, değil mi? Orada çıktığınız gün. Fakat sonrası neden oyun daha güzel olur? Çünkü pişer. Çünkü çok kısa oldu. Evet, pişer. Yani o sırada daha böyle yeni kaynamaya başlamıştır. O pişip bir kapatırsın, yemeğin kapağı bir demlenir ya, o pilav filan. Ondan sonra lezzetli olur. Ben de sanki çok yemek seven biri gibi yemeklerden örnek verdim ama tam olarak uygun. Yani pişer. Oyuncu rolüne ısınır. Oyun arkadaşları birbirine ısınır. Artık yönetmen işin içinden yavaş yavaş çekilmiştir ve artık seyirciyle direkt birebir bağlantı başlamıştır. Seyircinin nerelerde nefes aldığını, nerelerde öksürdüğünü, nerelerde sıkıldığını, nerelerde telefonuna maalesef baktığını anlar oyuncu. Nerede yükseltmesi, nerede düşürmesi gerektiğini. Artık oyun oyuncunun olmuştur ve artık o onundur ve işte onu o şekilde artık sunar. İşte o yüzden, yani hatta 10. oyundan sonra tam pişmiş olur. Yani bir kere izlememek de lazımdır bazı oyunları, değil mi? Tabii. Yani tabii, kesinlikle. Vişne Bahçesi beni çok beğendiğim fakat beni biraz da yoran bir oyun oldu. Şöyle, yani bir sinema izliyormuşuz gibi, işte burada bir şey izlerken yandan insanların o bizi alması, bazen iki tarafı da algılamamız gerektiği böyle hissiyatı uyandırıyor. Bazen o anlamda küçük kopuşlar oluyor. Çünkü o gelenler, sahneye gelenler ve gidenler çok dikkat çekiyor. Bu anlamda belki iki kere gitmek bazı oyunlar kesinlikle için. Kesinlikle. Ben de izleyeceğim. Ben de premierde seyrettim. Ben de izleyeceğim. İşte o pişme dediğim durum, ekibin o tek kalp haline gelmesi ve artık nerede alçalıp nerede yükseleceğini bilerek onu bir böyle bütünlük içerisinde sunmasıyla ilgili olacaktır. Ama bu dediğiniz şey özellikle yönetmen tarafından tercih edilmiş bir reji unsuru ise izlediğiniz 10. oyunda da mesela aynı şekilde olacak. Ben harika buldum. Kesinlikle. Sadece bazı oyunları iki defa izlemek. Odak kayması. Çünkü çok büyük bir eserdi. Yani ben Vişne Bahçesi burada, yani yani herkesin izlemesini istiyorum. Yani çok büyük bir sanat eseri ortaya koyulmuş. Yani her sahnenin her alanında farklı dikkati çeken çok özel görüntüler. Kesinlikle. Hatta Mehmet Birki rejisi. Şey vardı burada, bir burada diyalog sürerken arkada Fatih Sevdi'nin bir dansı vardı. Yani bir sinemada bunu yapmak bile bu kadar kolay değildir. O açıdan benim de çok etkilendiğim bir oyundu. Daha önceki Vişne Bahçeleri'ni izlemiştim gerçi ama çok başkaydı bu. Yani
siz ne diyorsunuz? Bu başkalaştırmayı kim yapar? Yani ben daha önce... Yönetmen yapar. Bu yönetmenin imzasıdır tabii ki. Bir metin var. Çehov'un işte 1800'ün sonlarında yazdığı, yanılmıyorsam, Vişne Bahçesi. Her yönetmen kendine göre yorumlar. Bu işte bu Mehmet Birkiye'nin imzasıdır. Mesela başka biri, başka bir yönetmen başka bir şekilde koyar. Ve bu noktada oyuncu buna uymak, algılamak, yönetmeni algılamak ve en iyi şekilde kendi performansını oyun için ortaya koymak zorundadır. İşte işin zorluğu da bu ama keyfi de bu aynı zamanda. Evet, sanat güncesinde yeniden kısa bir ara, az sonra görüşmek üzere. Sanat Güncesi programını Seçil Mutlu Oğuz'la devam ediyoruz programına. Şimdi bir soru, geçtiğimiz yılın Mart ayında bir pandemi başladı ve hala devam ediyor. Pandemi döneminde siz neler yaptınız? Bu bir. İki, tiyatrolar nasıl gitti? Bu da ikinci sorum. Hem siz hem tiyatro dünyası. Şöyle, tiyatrocuların hemen hemen hepsi sosyal medya üzerinden oyunlar yaptılar. Evet. Kameralar kurup online oyunlar yapmaya çalıştılar. Çoğu oyuncu bir şeyler oynamaya çalıştı ama orada şöyle söyleyeyim, yani bir ekmek, bir su gibi acil bir kolonya gibi bir ihtiyaç değildi o dönemde. Tabii ki bizler oyuncular olarak panik olduk ve eyvah, tiyatrolar kapandı, ne yapacağız şimdi, bir şey yapmamız lazım, bir şey söylememiz lazım endişesine düştük. Bunu çok net anlayabiliyorum ama orada dert başkaydı. Gerçekten dünya bambaşka bir şeyin pençesinde boğuşuyordu ama şu an hala boğuşuyor. Boğuşuyoruz ama aşıdan sonra biraz rahatlama oldu. Çok da olmaması gerekirken aslında. Özel tiyatroları çok kötü vurdu ve onlar ayakta kalmaya çalıştılar. Oyuncuları psikolojik olarak, tiyatro insanlarını psikolojik olarak çok etkiledi. Benim içinse şöyle, benim hobileri olan bir insanım. O yüzden şanslıydım. 2014 senesinden beri resimle ilgileniyorum. Çok amatör olarak. Röpriz yapıyorum ya da böyle mix medya çalışmaları yapıyorum. Dekoratif şeyler yapıyorum. Minik minik böyle. Bir hobi dolabım var. Bir sürü işte malzemem var filan. Onlarla ilgilendim. Şimdi yeni bir hobim var. Bahçe işlerine başladım. Hem salon bitkileri hem bahçe bitkileriyle ilgilenmeye başladım. İşte özel türler yetiştirmeye çalışıyorum. O çok keyifli. Hatta domates, salatalık gibi şeyler ektim. Batu onları kopardı, yedi filan. O bulunmaz bir şeyden, şehir hayatında çocuğun onu dalından koparıp yemesi. O bile mutlu etti. Böyle bir şey başarmış gibi hissettim. Salatalık yetişti. Halbuki tohumunu ektim kendi, oldu yani, ama yine de ilk defa yaptığım bir şeydi. Bahçecilik çok keyifli. Satranç oynuyorum ben ortaokuldan beri. O çok seviyorum. Eşimle oynuyoruz ama o çok fazla düşündüğü için ben hemen hamle yapmak, 10 dakika düşünüyorum mesela, benim odağım kayboluyor ve 10 dakika sonunda hemen hamlemi yapıyorum ve hep beni yeniyor. O yüzden ben online oynamaya başladım. 5 dakikalık satrançlarda hemen ağzımın payını alıp ama yendiğim de oluyor tabii. Satranç çok keyifli. Yani beynimi diri tutuyor ve böyle bir anlık her şeyi unutturuyor. Bir de şimdi Türk işaret dili öğrenmeye başladım. O çok keyifli gidiyor. Daha ilk modüllerdeyim ama böyle gerçekten yabancı bir dil öğrenir gibi. Hani kısa zamanda şey yapabileceğimi sanıyorum. Hani bir işitme engelliyle derdimi anlatabilecek ve onu anlayabilecek kadar konuşur hale gelebileceğimi sanıyorum. O benim için şu anda böyle bir heyecan hayatımda. Ufak ufak işte bu tip şeylerle. Gerçi ben bunları yapmak için zaman yaratıyorum aslında. Tabii her şeyi çamaşır suyuyla temizlerken bunları yapmak için özel bir zaman ayırmam gerekiyor. Hobi böyle boş zaman, sıkıldım da hobi yapayım değil. Evet. Hobi yapayım ne olur yani, çok sıkıldım diğer işlerden gibi bir şey benim için hobi. Çok keyifli. Umarım devam ettiririm. Şimdi
Eylül'dü galiba ilk burada sezonu açtık. Ben açtık diyorum, ben de hani bir parçası gibiyim 18 yıldır şey tiyatrolarını. Açıldı ve açıldıktan sonra siz hiç oyunda yer aldınız mı? Oynadığınız bir oyun var mıydı? Yok, hayır. Yoktu. En son Macbeth'le kapattım. Evet, ben evet. Kurdele oynadım hatta. Kurdele oynadım. Bir hafta sonra falan kapandı. O tarihten beri sadece okuma tiyatroları dışında hiç sahneye çıkmadım. O yüzden sabırsızlanıyorum. Ne zaman çıkacaksın? Şimdi bir Kılıç Arslan adlı büyük bir projemiz var. Evet, onda bir rolüm var. Onu Aydın Sigalı hep üstü kapalı anlatıyor. Evet, ben de çok fazla bir şey söylemeyeyim. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Aydın Sigalı yönetecek. Aynı zamanda genel sanat yönetmenimiz. Onlar öncesinde kılıç eğitimlerine başladılar. Evet. Bizim provalarımız Aralık ayında başlayacak. Ben de sabırsızlanıyorum bir an önce başlayalım diye. Tiyatroları tarihinin en önemli çalışmalarından biri olacak zannediyorum. Orada rolüm... Ben bir şey soracağım. Bu Kılıç Arslan, Aydın Sigalı da bahsettiğinde sanki sadece sahnede olmayacak gibi yani gibi böyle bir şey uyandı bende. Bu onun söylediği değil. Yani çünkü anlatış şekli başka bir şey, tiyatro tarzı falan mı olacak? Yani ben de çok fazla ipucu vermeyeyim dekoruyla ilgili kullanılan dijital tekniklerle ilgili zannediyorum daha önceden Türkiye'de ya da Kocaeli'nde görülmemiş bir şey olacak. O üç boyutluluğu kastetmiş olabilir. Çok fazla bir şey söylemeyeyim. Sürpriz olsun seyircilerimize de ama sıkı bir proje geliyor bildiğim kadarıyla. Rolünüzle alakalı bir şey söyleyebilir misiniz? Yani söyleyemem, daha tam olarak kast açıklanmadığı için söylemem doğru olmaz. Açıkçası yani çok heyecanlıyım herhangi bir yerinde olmaktan. İyi hissedeceğim. Çok özledim sahneye çıkmayı. Macbeth'i de çok özledim. Çok özledim. Yani şurada bile şöyle iyi hissediyorum yani kendim şu anda. Evet, son birkaç dakikamız. Ne söylemek istersiniz? Gerçi önce bir sinemaları tanıtacağız. Sonra kapanacağız ama sizin bahsetmek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tiyatroyla alakalı olur, kendinizle alakalı. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten ben bıdır bıdır konuşarak pek çok şeyi anlattım. Çok da güzel sorular hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Gelsinler Kocaeli halkı tiyatromuza. Çünkü biz çok özledik. Onlar da çok özledi. Bomba gibi buradan sonra gene eskisi gibi hiçbir şey olmamış gibi devam etmek istiyoruz. Bir daha da böyle uzun aralar olmasın. Çok özledik. Bunları söyleyebilirim. Sanat Güncesi programının sonuna geldik. Seçil Mutlu Oğuz'la tiyatroya dair, sinemaya dair birçok şeyi konuştuk. Umarım hoşça vakit geçirmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz Seçil Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Nasıl geçtiğini anlamadım. Görüşmek üzere inşallah. Oyunlarımıza da gelmeye devam edin lütfen. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.